Şebnem abla, bak uçan balonuma. Gülücük, az önce ben aldım ya, zaten biliyorum. Olsun, sen yine de bak. Tamam, bakıyorum. Çok güzel değil mi canım balonum? Harika, çok güzel. Balonum kaçtı. Uçuverdi sahiden. Ay, sıkı tutamadın demek ki. Canım ruhum, bir tanecik balonum. Bebişim balonum. Uçtu. Tam biraz abartmıyor musun? Abartma o zaman. Ama balonum gitti. Balonumu özledim. Hem de çok. Şimdi balonuma şiir yazacağım. Gülücük. Peki benim canım balonum şu anda uzaya mı gitti? Uzaya gitti dersek yanlış söylemiş oluruz. Peki nereye gitti? Gökyüzüne uçtu ama bir müddet sonra patlayacak. Ne? 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 Ana! Evet, ne yazık ki patlayacak. Canım bir tanem, ruhum mu patlayacak? Belki uzaya gider, başka gezegenlerde başka çocuklarla dolaşır. Olamaz ama. Nedenmiş o? Çünkü uçan balonların içlerinde helyum gazı vardır. Ne olmuş yani? Şöyle oluyor. Uçan balonun yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha küçük. O yüzden de hava senin balonunu havaya kaldırıyor. Uçan balon o yüzden mi uçuyor? Normal olarak bizim şişirdiğimiz bir balon olsa uçamazdı. Peki benim uçan balonum neden uzaya gidemiyor? Onu söyle. Çünkü uçan balon havaya yükseliyor. Yukarılara çıktıkça da havanın basıncı azalıyor. Benim peki basıncına ne oluyor? Bak şimdi Gülücük, senin balonun içindeki basınç çok ama çok yüksek kalıyor. Yani benim balonum basıncı yükselince ne oluyor? Ay bayılacağım. Balon şişmeye başlıyor ve bir süre sonra ne yazık ki patlıyor. Bom diye mi? Bom diye. Yani patlar. Patlar dedim ya zaten. Hiç kurtuluşu yok. Yok. Canım balonum. Abartma. Sana yeni bir balon alırım ben şimdi. İyi ama ben balonumla akraba gibi bir şey olmuştum. Yani şimdi kaybettim akrabamı. Gülücük, amma yaygara yaptın. Daha 5 dakika olmuştu balonu alalı. Zaten şu anda hala uçuyor, patlamamıştır. Nereden biliyorsun? Çünkü küçük balonlar 10.000 metreye kadar çıkabilirler. Küçük derken büyüğü de mi var? Tabii, içinde insan taşıyan sepetli uçan balonlar da var. Onlar 30.000 metre yükseğe kadar çıkarlar. Biz de binebilir miyiz sepetine? Elbette binebiliriz. Oley! Bir de araştırma balonları var. Bunlar 40.000 metreye kadar çıkabilirlermiş. Oo, neyi araştırıyor mesela? Gökyüzü olaylarını, hava durumu, gökyüzündeki her şeyi araştırabilir. Benim küçük balonum büyüyünce araştırma balonu olur mu? Olamaz. Kesin bilgi mi? Kesin bilgi. Balonlar insanlar gibi büyüyemezler. Bunu kaç kere anlatacağım daha? 56. Şaka mı yapıyorsun? Tamam, anladık. Hadi. Bak, baloncu geliyor. Gel sana yeni bir balon alalım. Yeni balon, yaşasın. Neyse, üzüntün geçti demek. Geçti. Arkadaşlar, YouTube kanalıma abone olabilirler mi? Soralım bakalım olabilirler mi?